Fenerbahçe'nin aslında iki kadrosu var hep kağıt üzerinde. Allah'tan bıkmıştık. İrfan Can, Eri Bayat kalede, Beka Avcıkayık kilisi az önce de söylediğimiz gibi bekleniyor. Beklerde Osterwolde ve Osayi'yi bekliyoruz. Crespo, Fred, Zeiss, Cengiz, Reinkent, ileride Batshuayi. Ne diyorsunuz? Ya bu Osterwolde'i bek oynattığında benim moralim bozuluyor. Fenerbahçe adına yani. Hoca için stoper Osterwolde. Evet ya, olmaz arkadaş, bak şimdi. Geçen yine koyacaksın oraya. Geçen, Ferdi yok. He? Ferdi niye yok? Sakat. Yok ya, nerede sakat? Uydurdun hemen ha. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Geçen şeyde de söyledim. Ya bak dedim ki o Osayi Samuel'le Ferdi'ye bir bak. Ya biri sanki sol açı futboldan anlamayan bir bayana alalım, tamam mı? Der ki bunlar ileride oynuyor, forvet zanneder. 30-40 defa gidiyor Ferdi. Osayi Samuel öyle. Şimdi Osterwolde'i sayalım, tamam mı? Kaç defa gider? 5-10 defa. O kreatif şeyi yok yani. O kalitesi yok onun. Ama stoper oynar. Daha genç ama yani istediği kadar oyna, 20 senede oynasa o şey yani. O bir yumuşaklık yok. Onda o şeylik yok, kreatiflik yok yani. Yaratıcı bir gücü yok. Ama gidiyor geliyor, atletik bir çocuk. Onun için oraya onu koyduğunuz zaman eyvah. Şey geliyor aklıma, Şenol Üstömer geliyor. İrfan'ı koysun daha iyi diyor. Ben de diyorum ki Emre yani hiç yoksa inşallah şey gelecek sakat, ne o? Lincoln var ya mesela, Jesus Lincoln oraya koymuştu onu. Yani orada o tipte yani kreatif bir adam lazım. Gidip gelecek adam lazım. Osterwolde çok iyi diyorlar herkes. Ya tamam kardeşim, adama biz kötü demiyoruz. Biz diyoruz ki ama bir bekin yapacağı işleri yapamıyor yani. Öyle söyleyeyim, kötü demeyeyim. Tamam mı? Yani Osterwolde bir gün bugün Ferdi'nin yaptığı işin anca onda birini falan yapar. Öyle diyeyim. Yani hani ne yapar? Ferdi 30 defa gidiyorsa bu da 3 defa gider veya 5 defa gider. Orta sahaya ne diyorsun hocam? Crespo, Fred, Zeiss, çok alıştığımız. Şimdi bak Crespo, şimdi mesela İsmail biliyorsun değil mi? 6 numara dediler, ben kesinlikle İsmail dedim. Kesinlikle ya, burada bir beni getirseler benim konuşma. İsmail de İsmail. Evet. O yoksa Crespo. Orada evet. Zeiss olmaz. Crespo 3. kim olur biliyor musun? Fred olur. Fred. Hocam, o yani üçüncü olursa. Hocam zaten Fred'i birinci sıraya yazacaksın. Yanına yok. Kim olursa olsun. Yok yok, şey olarak bence diyorum. 6 numara hani. Şey olmazsa şimdi Crespo var ya. İsmail'i ha. Artık yazacaksın. Tabii ama biz İsmail derken herkes yok 6 numara lazım. O sıralarda var ya inşallah almazlar diyorum. İsmail evet. İsmail dedik. Siz çok söylediniz hocam. İnşallah evet. Almazlar mı dedin gerçekten? Yok dedi. Burada ne söyledi? Tabii söyledi. Yani ya olmaz, İsmail'e yazık olacak dedi. Ya yazık günah. Hep İsmail dedim. Ya işte milli maçta bir tanesini ne kadar kötü oynamış da bilmem ne. Yok arkadaş. İsmail olmasa Crespo. Şimdi burada hiçbir şey aratmaz. Bak orta saha ne var? Crespo. Crespo, Fred. İleride Zeiss var. Tabii, süper. Zeiss'in yeri zaten orası bak. Kim yazdıysa bizde rejide bravo. Futboldan anlıyor kim varsa şeyde. Ertuğ var. Ertuğ bravo. Çok zor sorma o şeylerde. Bak bana birazcık şey yap. Tabii ki arkadaşlarımız hazırladılar. Öyle yani, mi? Muhabir ha. Arkadaşlarımız. Öyle mi? Bravo. İstihbaratlarına göre hazırladılar. Yani şimdi bakıyorsun zaten Cengiz inşallah iyileşmiştir. Kent zaten bak bütün taraftar Kent'i beğeniyor biliyor musun? Ben de beğeniyorum. Batshuayi. Ya bak ben bir de mesela burada beğendim benim King. Diyordum ki şöyle konuşuyordum. Seren, tren gibi gidiyor. Sakatlık var zaten. Evet, öyle mi? Neyse, sakatlanmıştı. Yani, neyse geçmiş tam olsun. Tam iyi giderken evet. Değil mi? Arka yani, adresi sakatlığı iyi. Şimdi geliyor. İsmail hocam yani burada ne oldu bizim o şey? O hani bir şey vardı ya, kasların yorgunluğunu ölçen şeyi. Demek orada iyi ölçemedi o. Yapay zeka. Orada makineyi şey yap, yağlamak lazım hocam. Makineyi biraz yağlamak lazım. Onu çözemedi demek ki. Ona da nazar değdi. King tren gibi gidiyor diyorum ya, adamı tutam. Vallahi gideme. Ben öyle adamlardan çok korkardım yani rakip olduğu zaman. Adam böyle süratli arkadaş yani. Öbür adamları tutabilirsin mesela ne şeyi, Zeko'yu falan filan. Şey ya işte kafa vurur falan, mark etmek daha kolay tamam mı? Ona da koyarsın onun gibi bir balta şey, stoper tamam mı? Ondan sonra yani tutmak o ama Batshuayi mesela ne yapacağı belli değil. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Şey olsaydı savaş kulağı çınlasın. Vedat Özdemir diye bu Batshuayi bir tane gol kaçırıyor beni arıyor hemen. Ben Vedat Özdemir ya gol attığı zaman aramıyor ama biz de gol attığı zaman burada söylüyoruz tamam mı? Ne oldu senin Batshuayi? Attığı zaman neredesin? Yok. Beğenmiyor. Şimdi Batshuayi de ya adam kaliteli bir adam. Gol de kaçırırız. Bu forvet adam. Tamam mı?
Ama kentte ben kenti mesela beğeniyorum. Zaten Cengiz Ünder'i söylemeye gerek yok. Ama şunu söylemiştim ben. Ben Cengiz Ünder'i almazdım. Niye? Almazdım. Şeye, İrfan'a yazık olur, Emre'ye yazık olur, kente yazık olur diye düşündüm. Ama bak burada rotasyonda demek ki lazımdır. Ama 15 milyon para vereceksin. Ama bana göre hepsinden iyi futbolcu. Onu da kenara koymak lazım. Keza Beşiktaş'ta şeyi almazdım. Raşit'i almam arkadaş. İstediği kadar iyi olsun. Orada ne oldu şimdi? Şeyi oynatıyor gene. Gezal. Raşit Gezal'ı oynatıyor. Olmaz arkadaş. Orada Cenk de oynar. Orada Onur Bulut da oynar. Orada Mureko da oynar. Repiş de oynar. Hepsi oynar yani. Şimdi tabii bunları bir şey yaparken, transfer yaparken bir tane yol çizeceksin. Tamam mı? Bir yol haritası. Ona göre transfer yapacaksın. Ben onları almazdım ama bak burada inşallah Cengiz sakatlığı da geçmiştir. Ya mesela onun ayağına top geldiği zaman ben mesela Raşit Gezal'ın bunun falan zevk alıyorum. Mesela Chamberlain topu aldığı zaman adam biraz zevk alıyor. Mesela Masuaku'nun ayağına top geldiği zaman ya çok ne yapacak diyorum. Mesela şey yapıyorum. Tamam mı? Bekliyorum. Güzel hareketler yapıyor. O ekstra hareketler yapıyor. Mesela Galatasaray'da kimseye beğenmiyor musun hocam? Galatasaray'a gelince daha detaylı. Galatasaray'a gelince var ya söyledikleri. Hoca araya Beşiktaş serpiştirdi ya, o yüzden. Ya Galatasaray'a geleceğiz şimdi. Galatasaray'a geleceğiz. Peki Cengiz Ünder'le ilgili soru var. Sizce dönüşü nasıl olur diye sormuş izleyicimiz. İnşallah Umur muhteşem Bey olur. Temennimiz de o. Ben geri gittiğini düşünüyorum Cengiz'in. Yani en milli takım performansı bunlarla beraber ben geri gittiğini düşünüyorum. Tekrar ivme kazanması lazım. Bu da yeni soluk getirdiyse yeni macerası Fenerbahçe'li olacağını düşünüyorum. Ama o bölgede çok da fazla seçenekleri de olan da bir Fenerbahçe var. Yani biraz önce 11'e baktığımızda zaten çok hamle oyuncusu olduğunu görebiliyoruz. Ya da kadro kalitesinin, kadro mimarisinin nasıl iyi yapıldığını görebiliyoruz. O açıdan bence Cengiz'de forma şansı bulabilecektir ama forma şansını değerlendirmediği takdirde arkasında çok bekleyen oyuncular da var tabii ki. İnşallah iyi döner. İnşallah temennimiz. Çünkü kaliteli bir futbolcu. Çok beğendiğim bir futbolcu. Bakacağız işte. Yarın göreceğiz. Yani transferler aslında birazcık performansların iyi olması bazı oyuncuları olumlu, bazı oyuncuları olumsuz etkiledi. Mesela İrfan Can yapılan yeni transferlerden olumlu etkilenen bir futbolcu. Ama sakatlık geçirenler bu sefer yerlerine gelenler ya da belki de onların yedeği olarak düşünülenler iyi performans gösterince geri planda kalmış oldular. Yani Cengiz de belki bu konuma gelebilir. Tabii nasıl oynayacağı önemli. Nasıl toparlayacak mı? Eski formuna kavuşacak mı? Son dönemde zaten biraz potansiyelinin altındaydı. Ya bir şey söyleyeyim mi? Rekabet şimdi biraz daha yüksek Fenerbahçe'de. Tabii rekabet çok önemli. Çok önemli ama şimdi Serhan belki biliyorsun bilmiyorsun. Hani Melike ile çok şey çıktığımızda ben İrfan Can'ı hep bir numaralı olarak görüyordum forvet. Ama çok... İsmail Kartal'ın İrfan Can'ı diye ayırtmak lazım. Yok, Jesus da iyi İrfan. Yok süperdi. Orada da süperdi. Yok, adamı oynatmıyordu. Oynatmayınca yok. Adamı ne yapsın ya adam? Hocam, yanlış Emre Mor. Oynattığı zaman da yanlış yerde oynatıyor yok, diyorlardı herkes. Ya yok kim diyor ya? Onu diyor. Birisi uyduruyor işte. Medya, yok beni hocam okusun. İsmail Hoca ile ben çok farklı bir kimyaya büründüğünü düşünüyorum. Herhalde ya adamı oynatırsan adam... Jesus'ta bir... hayatı küsmüştü. Küster tabii küstürdü işte aynı şeyi söylüyor. Mert Hakan Yandaş da aynı şekilde. İşte küstürdü başka tabii ki hoca başka ama şu var o kalitesi o şeyi belli adamın zaten. Oynayacak. O zaman da iyiydi adamı bir gol atıyordu oynatmıyorsun. Bir kenara atıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimanski'yi de başlarda oynatmıyordu İrfan'la ikisini hoca. Kızıyordum ben. Hatta bir gün var ya baktım ikisi oynamıyor. Bir yere maç başlayacak. Tamam mı? Karşıda Fenerbahçe çabuk girelim dedim. Şu Fenerbahçe'ye yediği golü göremeyeceğiz falan demiştim. Kızmıştım biliyor musun yani? Oynatmıyordu. Ama hoca özgüvenini verirsen çocuğa, özgüvenini kaybettirmezsen ona göre performans sergiler. Ben bir de orada şeyi çok merak ediyorum. Batshuayi'nin performansını çok merak ediyorum. Çünkü yeri geldiği zaman küsüp, yeri geldiği zaman ne yapacağını bilemediğimiz konumuna giriyordu evet. Ya. Bir anlamda bu kadar çok... Oraya sana katılıyorum %100 ama ben inşallah yarın o şeyini atlatır. Sessizliğini atlatır. Kendine güvenini İnşallah. Tekrar kazanır ama ben çünkü bu kadar çok golcünün olduğu yerde, bu kadar çok gol atılan yerde bu sayının az olması Batshuayi açısından bence biraz huzursuzluk yaratıyor olabilir. Zaten bunu da kimya olarak hem yüz ifadesiyle oyun içerisinde de verebiliyor. Bence yarın Batshuayi'nin eğer günde olursa ileri dönük iyi sinyaller verebileceğini düşünüyorum. Inşallah.